Sesim gelmemiş galiba. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın. Sigorta ekranında önemli bir konuğumuz var. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tutan. Hemen yayını alalım. Mehmet Bey günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar Can Bey, hoş bulduk. Çok Nasılsınız? özür dilerim. Tabii bu uzak bağlantılar olunca sesler gidiyor. Yayında bir takım sıkıntılar olabiliyor. Kolay çözdük, sorun yok. Efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Önce bir hal hatırla başlayalım. İyiyim, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sıcaklarla hep birlikte siz İstanbul'da, biz İstanbul dışında boğuşup duruyoruz işte. İş bir Evet, taraf. İstanbul biraz daha iyi şu anda. Toparladı diyelim sıcak konusunda. Süper. O zaman çok vakit kaybetmeyelim. Çok konuşacak şeylerimiz var. Hemen başlayalım. 2024 yılını bir önce değerlendirelim. İlk 6 ayı tamamladık. Aslında hem ekonomik konjonktürdeki değişimler hızlı, akabinde seçim, akabinde bayram tatilleri falan bir 6 ay geçirdik. Ama görüyoruz ki 6 ay sonunda veriler açıklandı. Sigorta şirketlerinin birçoğu çok mutlu. Yani en azından işte mali kâr da olsa, teknik kâr da olsa bir şekilde yılı güzel, yani ilk 6 ayı güzel tamamladılar. Anadolu Sigorta ile ilgili ilk 6 ayı değerlendirir misiniz lütfen? Tabii. Tekrardan merhabalar diyeyim. Ben tüm bizi izleyenlere de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Şimdi biz 2023 yıl sonunda aslında iş programımızı yaparken 2024'ün oldukça zor bir yıl olacağını öngörüyorduk. Bu varsayım ve bu öngörülerle 2024 iş programımızı oluşturduk. Gerçekten zor bir yıl geçiyor ama gerek sektörümüz adına hem de şirketimiz adına ilk 6 ayı olumlu sonuçlarla kapattık diyebilirim ilk 6 ayı. Şimdi bizim tabii bir de bu yıl 100. yılımıza bir yıl kaldı. Gelecek sene 100. yaşımızı kutlayacağız Anadolu Sigorta olarak. Dolayısıyla onun da ayrı bir heyecanı 2024 ve 2025 bizim için çok önemli bir dönem. Bütün bu zorluklara rağmen yani ben şunu hep söylüyorum. Hani şirketimiz adına finansal yapının sağlamlığı, işte beşeri sermaye ve yetkin insan kaynağı aslında 2023 sonunda öngördüğümüz iş programımızdaki hedeflerimize doğru adımlarla ilerlememizi sağladı diyebilirim. Çok büyük ölçüde de programımıza uyumlu gidiyoruz. Ne oldu ilk 6 ayda? Hani biraz bunlardan bahsedeyim. Tabii iş programımızı en temelde şu varsayım üzerine, şu öngörü üzerine kurgulamıştık. Büyüme, seçili alanlarda piyasa payı kazanımı ve tabii ki karlılık çerçevesinde bir optimizasyon içerisinde kurgulamıştık. Dediğim gibi çok büyük ölçüde programa uygun gidiyoruz. Örneğin biz takip ettiğimiz özellikle 15 ana branş diyeyim, üretim yaptığımız 15 ana branşta 11 adedinde ilk 3'te yer alıyoruz. İlk 3 sırada yer alıyoruz. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü bu aslında ne kadar yaygın ve çok sayıda branşta üretim yaptığınızın bir göstergesi. Dolayısıyla çok kıymetli buluyorum. İşte toplam sektörün tüm prim üretiminin hayat dışı açısından söylüyorum tabii. %15'ini oluşturan o öyle büyük bir branşta kara araçları branşında liderliğimizi bu sene de devam ettiriyoruz. Bunu da önemsiyorum. Sağlık branşında özellikle tamamlayıcı sağlık ve özel sağlık tarafında müşteri kazanımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Sigortalı sayımızda çift taneli piyasa paylarına ulaştık. Orada da kazanımlarımız devam ediyor. Yine tabana yaygın ürünlerde konut ve kasko yine kara araçları sorumluluğu tabii bir parçası olarak, kara araçları bir parçası olarak ciddi sayıda sigortalı sayımızda artışlar sağladık. Bunlar da önemli kazanımlar olarak görülüyor. Tabii bütün bunları tüm satış kanallarımızla işte etkin bir şekilde dokunarak karşılıklı fikir alışverişleriyle işlerimizi daha iyi nasıl yaparız konusunu sürekli gündemde tutarak elde ediyoruz. Sonuçta da şöyle oluyor işte yani hatta şunu da eklemek isterim. Mesela bu sene Konya ilinde yeni bir yapılanmaya giderek Orta Anadolu Bölge Müdürlüğümüzü kurduk ve 4 tane ili daha yerinde mikro ölçekte yönetebilmek adına acentelerimize, oradaki acentelerimize daha sık temas edebilmek adına böyle bir yapılanmaya gittik. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ilk 6 ayda. Peki finansal sonuçlara nasıl yansıdı bütün bunlar? Geçen yılın aynı dönemine göre yani 2023 Haziran sonuna göre örneğin öz kaynaklarımızı 3 kat arttırdık ve 27,1 milyar Türk lirası seviyesine getirdik. Yönettiğimiz serbest portföyümüzü, serbest portföy büyüklüğümüzü
Yine geçen yılın aynı dönemine göre %72 oranında arttırarak 41.6 milyar seviyesine getirdik. Solo net karımız, şirketimizin net karı geçen senenin aynı dönemine göre %86 oranında artarak 5.4 milyar seviyesine geldi. Bu tabii aynı zamanda teknik sonuçların da iyileştirilmesiyle de gelen bir sonuç. O yüzden şunu da kıymetli buluyorum. Örneğin hasar prim oranında %24, bileşik oranımızda da %16 seviyesinde bir iyileşme sağladık ilk 6 ayda. Dediğim gibi teknik gelir de bir yandan iyileşmekle birlikte, ama siz de az önce söylediniz, çok büyük ölçüde mali kar, mali gelir destekli bir şu anda yine kar görüntüsünden bahsedebiliriz. Dolayısıyla burada şey çok önem arz ediyor. Yani bugün evet mali kar elde ediyoruz. Ben bunu farklı platformlarda da söylüyorum, ama yani birkaç sene sonra esas sigortacılık, yani meslek erbaplığından bizim teknik gelir yaratma kapasitemiz çok önemli bir noktaya gelecek. Bu anlamda da işte doğru risk seçimi, risk kabulü, o kabul ettiğiniz riskin yönetimi, hasar süreçleriniz vesaire, bütün bunlarda verimliliği arttıracak önlemler önemli. Bir yandan da bunlara devam ettiğimiz bir dönem oluyor diyebilirim. Peki efendim, tabii ki sonuçta zor da yönetiliyor, ama geçmişte de bir iki sene, en az iki buçuk sene mali karları hiç olmadığı bir dönem geçti. Diğer tarafta da ciddi şey, o dönemde sigorta sektörü bir şekilde yürütmüştü bir takım zorluklara rağmen, biraz da SDDK bir takım açılımlar yaparak ellerinizi rahatlatmıştı. Ama gelinen nokta şu anda sektör zaten hızla büyüyor. Biraz da işte sigortalı adedinde de o artışı sağlasak, ama işte ekonomik konjonktürde çok sıkıntılı. İşte sigorta yapacak, yaptıracak kişilerin de ekonomik sıkıntıları yaşadığını da varsayarsak. Efendim özellikle şimdi hep vatandaşlar da kasko, tabii ağırlıklı trafik sigortası ve kasko, biraz da konut. Kasko'da Anadolu Sigorta hep başı çekiyor genelde. Bu zorluklar, işte döviz artıyor, diğer taraftan kaskosunu yaptırmayan vatandaş sayısı artıyor, sonra onlar tekrar sisteme geri geliyor. Buna rağmen efendim kaskoyu nasıl yönettiniz? Son durum nedir? Biraz da gelecekle ilgili bilgi verir misiniz? Yani atıyorum ikinci ayda şimdi biraz da satışlar da azaldı. İkinci elde özellikle. Ama yıl sonunda da bir artış bekleniliyor. Siz yıl sonu itibariyle bir projeksiyon yapar mısınız kasko için? Tabii. Önce şeyden başlayayım. Şimdi aslında hikayenin geçmişi biraz belki pandemi ve pandeminin sonrasında gelişen süreçten kaynaklanıyor. Yani 2022 özellikle kasko branşı açısından, teknik karlılık açısından zor ve olumsuz sonuçların yaşandığı bir dönemdi. Tabii şimdi yani kasko branşının ötesinde son birkaç yıldır tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektörü de işte döviz kurlarındaki artışlardan, enflasyondan, ekonomik belirsizliklerden ciddi anlamda etkileniyor. Kasko tarafı ise çok ciddi olarak aslında araçların bedellerindeki artış, tamir masrafları, işçilik giderleri, yedek parça maliyetleri, buralardan dövizdeki gelişme ve enflasyondaki ve işte ücret politikalarından kaynaklı çok daha hassas bir noktada yer alıyor malumunuz. Dolayısıyla aslında 2023 yılında bütün bu etkenlerin bir araya gelmesiyle kasko primlerinde önemli seviyede bir artış gerçekleşti 2023'ün özellikle ilk yarısında. Bu döneme aslında şöyle bakmak lazım. Prim artışı bir yandan hasar prim oranlarında iyileşmeye yol açarken, bir yandan da sigortalılarda ürüne yönelik satın alma gücünün de etkisiyle bir vazgeçme duygusuna yol açtı. Bu da aslında dediğim gibi, yani hasar prim oranınız düşüyor ama antiseleksiyon riskine uğrama riskinizle birlikte sizi geleceğe doğru aslında bir miktar tehdit altına sokuyor. Çünkü özellikle prim, çok yüksek prim artışları olduğu bir algıyla insanların vazgeçme durumları bile yaşandı sektörde. Şimdi biz ne yaptık bu dönemde? Hani biraz o tarafa gireyim. Evet. Açıkçası şununla desteklemeye çalıştık. Bir kere 2023 yılında da, 2024'te de bu arada yaklaşık %30'a varan sigortalı sayımızda artış var kaskoda. Bunu nasıl yaptık? 2023'te de koruyorduk. Nasıl yaptık? Öncelikle şuna biraz ağırlık vermeye çalıştık. Daha
bütçelere uygun ekonomik ürünlerin yaygınlaştırılmasına ve çeşitlendirilmesine çalıştık. Yani bunları en azından sigortalılarımıza sunalım ve o ekonomik ürünlerin en azından satın alma gücüyle birlikte tercih edilebilirliğini arttırarak mevcudu korumak ve bu bir yandan sigortalı sayılarımızı, yani gelecekte primler belli bir dengeye geldiğinde tekrar farklı tercihlerde bulunabilirler. Dolayısıyla aslında kaybetmemek adına, ki kaybettiğimiz zaman aslında acentelerimiz için de kanallarımız açısından da önemli bir problem. Tekrar o sigortalılık oranını yakalamak açısından. Dolayısıyla en temelde bunu yaptık ve burada başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada evet işte %30'a yakın bir sigortalı sayısı artışımız var kasko tarafında. Çok benzer oranda da prim artışları var. Bu şu demek aslında, neredeyse geçen seneki primlerle aynı seviyede gidiyoruz 2024'te. Evet. Yani primde 2024'te bir artıştan bahsetmek mümkün değil. 2023'e kıyasla kasko primlerinde. Lakin şimdi bu da şu anda yeniden bir hani çıkmaza doğru gidiyor. Bu sefer de yine rakamları takip ettiğimizde hasar prim oranlarının yükselmeye başladığını görüyoruz. Çünkü tamam, evet, Nisan ayından itibaren araç bedellerindeki artış bir miktar azaldı. Hatta az önce sizin dediğiniz gibi ikinci el tarafta neredeyse hiç yok. Yıl sonuna doğru nasıl olur? Ben de aynı görüşteyim. Tabii bir miktar daha hızlanacaktır. Ama araç bedellerinde artış olmamakla birlikte yedek parça vesaire gibi yan taraflarda o artışlar devam etti. Hatta belki biraz 2023 Haziran'da yaşadığımız kur atağının etkileri belki daha 2024 yılında hissedildiği için şimdi o prim artışları da sağlanmadığı için artık yavaş yavaş hasar prim oranlarında evet 2022 seviyelerinde değil ama yukarı yönlü bir trend görmeye başladık. Bu şu demek değil, eyvah primler çok artacak. Hayır, ben öyle görmüyorum. Bir miktar artacak olmakla birlikte bu etkinin hiçbir zaman enflasyonun üzerinde bir artışla sonuçlanacağı beklentisi içerisinde değilim. Biz de şirket politikası olarak genel olarak böyle bir yaklaşım içerisindeyiz. Ama dikkat edilmesi gereken bir nokta, geçmiş hataları tekrarlamamak adına en azından aktüeryel fiyatın size gösterdiği ve nihai hasar prim tahminlerinin size gösterdiği yönde bunu dengelemekte şirket politikası olarak ilerliyoruz diyebilirim. Şey önemli tabii bir yandan da, hem sektörümüz için hem tabii şirketimiz özelinde risk yönetimi de çok önemli burada. Doğru fiyatlama, doğru müşteriyi doğru fiyatla buluşturma, doğru ürünle fiyatlandırma bence çok önemli. Bu da aslında primden bağımsız belki de risk seçimleriyle ya da o risk seçimine uygun fiyatlamayla diyeyim, primden bağımsız. Aslında hasar prim oranlarını bu şekilde yönetebileceğiniz bir durum oluyor. Bir de ekosistem tabii çok önemli. Orada verimlilik çok kıymetli. Yani paydaşlarınız var burada. İşte yedek parça, yedek şey servisler, anlaşmalı servisler vesaire. Bütün burada da bir verimlilik arayışı içerisinde olmak önemli. Bütün bunları peki nasıl yaptık? Yani gerçekten çok geniş bir acente ağımız var. Bu bizim çok büyük bir avantajımız. Paydaşlarımız çok fazla, iş ortaklarımız, çok yaygın iş ortaklığımız var. Bir yandan da demin söylediğim gibi asıl primin yanı sıra diyeyim, hasar süreçlerinde o operasyonel verimliliğin sağlanması da bu sonuçlara katkı sağladı diye düşünüyorum. Zor oldu ama yönettik. Ama yönetilebilir, sürdürülebilir bir ile yol ve devam ediyor diye ben görüyoruz. Efendim iki dakika soluklanın, bir su için isterseniz. Ben o sırada yoğun da bir izleyen de var. Ben onları da hızlıca sizlerle paylaşayım istiyorum. Harun Çelik, Mehmet Furkan Sarıkatipoğlu, Göktuğ Bellice, Ümit Şahbaz, Hacı Dinç, Faruk Deniz sizlere iyi yayınlar demiş. Bu arada enflasyon muhasebesi şirket finansalları nasıl etkileyecek diye soru sormuş Ümit Şahbaz'la. Çok kısa cevaplayabilirsiniz isterseniz. Yani bunun bize bir yansıması olacak mı diye de algılayabiliriz soruyu. Bir acente sanırım soran. Bu aldığınız bu stratejiler içerisinde bu neresinde efendim? Şimdi şöyle söyleyeyim. 2024'te zaten uygulamadık biliyorsunuz. Sigortacılık sektörü olarak. 2025'te gündemde ama o zaman geldiğinde belki biraz yıl sonu finansallarıyla bakmak gerekiyor. Yani sigortacılık sektöründe birçok kalem, gelir tablosunu etkileyen birçok kalem enflasyon seviyesinde ya da enflasyon bir miktar daha üzerinde gidiyor ama tabii geçmiş yılların birikimini o günkü mali tablolardan daha net görerek yorumlayabileceğimizi düşünüyorum.
biraz hani yıl sonunu görmekte fayda var diye söyleyeyim. Bu soruyu biraz bu şekilde yanıtlamış olayım. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi efendim, geçtiğimiz sene sonunda özellikle yangın sigortalarını çok ilgilendiren reinsürans piyasalarında bir takım zorluklar yaşandı. Hem teminat bulmakta zorlanıldı, hem fiyatlar yükseldi ve dolayısıyla 2004 yılında yansıyan da bir yangın sigortalarında bir fiyat artışı da yaşandı. Acenteler de zorlandı, sizler de zorlandınız. Bu çerçevede 2024 yılını nasıl geçirdiniz ve yıl sonu için yine bu reinsürans piyasaları için öngörünüz nedir, beklentiniz nedir efendim? Farklı bir evvelki seneye göre daha böyle soft bir piyasa bekliyor musunuz? Yani sondan başlayayım. Umarım öyle olacak diye düşünüyorum. O tabii umuttan ziyade bir miktar inancımız da var ama biraz şimdi geçmişe doğru dönelim. Yani sizler tabii çok daha iyi biliyorsunuz. 2022 yılından başlayan, aslında deprem öncesinden başlayan restorans bacağında bir kapasite daralması ve kimi şirketlerin zaten hiç kapasite sağlamaması gibi bir durum söz konusuydu. Ama yani yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra 2024 yenilemelerinin de çok zorlandık. Yani bu gerçekten hani çok netti. Çünkü yani burada hem geçmiş yaşanan deprem ve deprem sonrası aslında sigorta sektörünün oradan çıkardığı derslerle kapasite, artı kapasite ihtiyacı olması ve eş zamanlı olarak reasörlerinin de depremde ödedikleri tazminatları bir nevi telafi etme, geri alma iştahları 2024 yenilemenin resmini çizdi. Ne oldu? Mutlak değer bazında sektör genelinde 3 ila 5 kat restorans maliyeti arttı geçen sene. Restorans maliyetinin artmasının dışında başta yangın treteleri olmak üzere diyeyim, koşullarda da bir takım ağırlaşmalar oldu. Maliyeti bir yana, işte anlaşmalardaki koşulların zorluğu bir yana, bütün bunlar gerçekten 2024 yenilemelerinde zorlu bir süreci beraberinde getirdi. Biz de Anadolu Sigorta olarak tabii ki bu maliyet artışından etkilendik. Ama şöyle bir durum var. Aynı dönemde şunu da dikkate almak gerekiyor. Tabii restorörlerin özellikle gündeme aldığı bir konu bizim için de çok kritik. Olası bir Marmara depreminin kümüller üzerinde oluşturacağı baskı da biraz gündemdeydi ve şu örneği verebilirim ben mesela. Yasal olarak biliyorsunuz şey alırken, daha doğrusu beklenen azami hasar hesabı yaparken 250 yılda bir gerçekleşebilecek bir katastrofik olayı dikkate alarak modellemelerinizi çalıştırmanız gerekiyor. Biz bir yandan da daha muhafazakar davranarak 500 ve 1000 yılda yaşanabilecek olayları da modellerimizde test ettik. Ve buradan çıkan sonuçlarla 2024 yenilemelerine gittik. Gerçekten de şimdi bakıyorum, burası çok kritikmiş. Doğruyu yaptık. Çünkü o dönemde ilave kapasite de aldık biz 2024 yılında. Mevcut korumalarımızın üzerine de piyasa daralırken, bu haldeyken evet maliyetliydi ama bunu almak zorundaydık. Çünkü hesabı yaptığımızda Maraş depremi bize şunu gösterdi. Modelden çıkan ve gerçekleşen sonuç arasında farklar vardı. Bu yüzden belki biraz da olası bir Marmara depremini, inşallah olmaz, ya da çok çok hani hiç hasarsız atlatacağımız işte bir şeyle karşılaşırız. Ama sonuçta bir sigorta şirketi olarak 500 ve 1000 yılda bir olacak şeyleri de hesaplayarak plasmana çıktık, tamamladık. Dediğim gibi ilave kapasite de aldık ve bence sektörde de bunun önemli gözetilmesi ve restorans ihtiyacının iyi belirlenerek buna göre hareket edilmesi gerekiyor. Peki, şimdi bu böyle bir maliyet artışı var 2024 yılında ve aslında özellikle katastrofik olayların koruması için aldığınız için söylüyorum. Orası biraz sabit maliyet gibi. Yani orada ödemenizi yapıyorsunuz, aldığınız toplam korumanızı. Şimdi bu şunu getiriyor. O zaman bu sabit maliyetse mümkün olduğu ölçüde sigortalı sayınızı artırmanız gerekiyor.
bu maliyetten en az şekilde sigortalılarınız etkilensin diye. Biz özellikle konservasyonumuzda kalan sivil yangın, yani konut tarafı, kasko vesaire gibi yerler için işte tam da bu politikayı güttük. Yani olabildiği ölçüde sigortalılarımız etkilenmesin bu maliyetten diye tabana yayılarak, sigortalı sayılarımızı artırarak bunu kısmen de başardık diye düşünüyorum. Ama şimdi 2025 nasıl olur? Başta söylediğim bir daha söyleyeyim. Bu kadar sert bir şekilde geçeceğini düşünmüyoruz. Fiyatlarda bu ölçüde yükseliş olacağını düşünmüyoruz. Yalnız iki konu var. Bir, yine kapasite artışı ihtiyacımız olacak mı? Çünkü varlıkların yeniden değerlemesi, işte geçmiş dönemde depremin yine öğrettiği bir şeydir. Eksik sigortadan dolayı şimdi tam koruma sağlanmasının getirdiği ilave ihtiyaç vesaire. Bütün bunlar aslında sizin kapasite artışı ihtiyaçlarınızı tüm sektör için söylüyorum. İşaret ediyor olabilir. Böyle bir durum mutlak değer olarak mutlaka arttıracaktır. Ama çarpanlar anlamında öyle bir şey beklemiyorum. Velev ki küresel ölçekte daha büyük katastrofik olaylar yaşamayalım. Büyük olaylar yaşamayalım. Ülke için demiyorum ama küresel ölçekteki de etkileyecektir. Dolayısıyla ben eminim şey olur. Bir şey var bunun. Bütün sektörde de aslında güzel bir uygulama örneği olarak söyleyeyim. Biz çok erken başlıyoruz çalışmalarımıza. Bir de çok çeşitlendiriyoruz restoran yapımızı. Mesela demin az önce söyledim, ilave kapasite temin etmemizin yanında bir de parametrik korumalar aldık sadece Marmara havzası için. Dolayısıyla aslında böyle çeşitlendirmelerle ve erken plasmana çıkmakla bir anlamda da o etkiyi kendi çapımızda minimize ettik diyebilirim. Etkilenmedik demiyorum ama minimize etmeye çalıştık. Kısmen de başarılı olduk diye düşünüyorum. Efendim yani biz hani duyduğumuz, gördüğümüz bu yangın tarafında da hasar frekansında çok büyük, bir iki tane çok büyük yangın oldu gerçekten. Birkaç şirketi de bunların altından kalktı, bir sıkıntı yok. Ama hani yangın tarafında da büyük hasarlar da olmadı bu ilk 6 ay için. Şükür diyoruz. İnşallah ikinci 6 ayda da olmaz da yeniden değerleme oranları, eksik sigortalar telafisiyle yine bir kapasite ihtiyacı illaki olacak. Çünkü enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Ama bunun da ön hazırlıklarını yapmış gibi görünüyorsunuz siz de diyorum. Efendim gerçekten iyi, iyi bir görüntü ile gidiyor şu anda yangın branşı. Umarım böyle devam eder. Umarız yangın branşı, tabii böyle bizim sektörde şöyle bir şey vardır. Bir şeyler iyi gittiği zaman hemen fiyatta rekabet başlar. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz sene sonuna doğru. Ondan sonra tekrar zararları konuşuyor oluyoruz çünkü. Evet, aslında o konuya girmedim ama tabii restorörlerin bir bölümü de Maraş depreminden sonra şunu söyledi. Yani deprem fiyatına yıllarca iş yapıldı. Biz o primlerle yangın ödedik. Şimdi deprem oldu. Ne olacak bölümü? Ve şimdiki anlaşmalarda biliyorsunuz hani özellikle %65-35 şeyine de uymaya çalışıyoruz. Hani sektör olarak uyuyoruz da. Yani bu önemli bir konu bence. Evet. Burada en azından devam etmekte fayda var. Evet efendim. Biz sizi yoğun sahada da gördük. Dağıtım kanallarıyla bir araya geldiniz. Özellikle acenteler. Yoğun da bir acente izleyen olduğu için biraz oraya, o konuya da gelelim istiyorum hızlıca. Bir Konya'da bir bölge müdürlüğü açtığınızı söylediniz. Şimdi siz de o sahada olduğunuz sürece acentelerden nasıl geri dönüş aldınız efendim? Onları iş yapış şekillerinize aktardınız mı? Çünkü acenteler çok seviyorlar. Sizleri de yanlarında görmek onları çok mutlu ediyor. Aidiyet bağlantısı, aidiyet duygusu Anadolu Sigorta için acenteler tarafında çok yoğun, onu da biliyorum. Biraz oradaki geri dönüşleri de değerlendirir misiniz bize lütfen? Tabii. Ben önce şey bilgisini vereyim. Şimdi bizim an itibariyle diyeyim. 2948 acentemiz, 132 çalıştığımız broker, İş Bankası'nın 1028 olmak üzere toplam 9 bankada 1700 şube kanalıyla da faaliyette bulunuyoruz. Ama tabii az önce söylediğim gibi yani 3000 adede yakın acentemiz toplam üretimimiz içerisinde %60 pay alıyor. O yüzden acente kanalı üretimi geçmişte de
bugün de gelecekte de bizim için çok çok önemli. Yani çok güçlü ve çok uzun sürelerdir şirketimizle çalışan köklü bir acente yapımız var. Yani 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl hatta 75 yıldır kesintisiz çalıştığımız acentelerimiz var. Dolayısıyla bizim için gerçekten çok kıymetli. Şimdi bu yıl siz dediniz, bu yıl sizi çok sahada görüyoruz. Yani evet çok fazla sahadayım. 2023'te de olmak isterdim ama onun bir çok kısa açıklaması değil mi? Hani konuşmuştuk belki. Ben 2023 Ocak ayının sonunda göreve başladım. Maalesef 15 gün sonra, 2 hafta sonra deprem oldu. Zaten benim gündemimde çok uzun bir süre deprem, deprem hasarları, o bölgeye ziyaretler, orada temas, oraya çözüm bulabilme çok ciddi bir yer kapladı. Ama 2024 ile itibaren birlikte daha fazla sahadayız. Yani ben sahada olmayı çok seviyorum bir kere. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim. Çünkü yerelin gücü çok önemlidir. Ve yerelden aldığınız bilgi aslında sizin iş yapış şekillerinizi çok önemli ölçüde olumlu yönde de etkileme kapasitesine sahiptir, potansiyeline sahiptir. Tabii bu yani ziyaretlerimiz ama toplu ama birebir yerinde görüşmelerimiz karşılıklı etkileşim içeriyor aslında. Yani bu bizim için çok büyük bir fırsat. Hem bizim tarafımızdan en üst seviyede şirketin stratejileri bugünkü orta vadeli veya daha uzun vadeli gelecekte stratejilerini aktarmak acentelerimiz için kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu stratejiler çerçevesinde onların bize geri vereceği geri bildirimler de bizim tarafta uygulamaya döndüğü andan itibaren çok kıymetli. Ve yani işte şu an Ağustos ayındayız. Yani yaz ayları diye bir buçuk aydır çok fazla özellikle Anadolu'ya gidemiyorum ama Haziran dahil bayağı güzel temaslarımız oldu ve oradan alıp hızla hayata geçirdiğimiz çok güzel uygulamalar da oldu. Dolayısıyla yani ben hani her zaman yerelin gücüne de az önce inandığımı da söyledim. Bunu kullanmaya devam edeceğiz. Bunu yapmaya, bu işte karşılıklı toplantılarımıza, birebir görüşmelerimize tüm hızımızla devam edeceğiz. Ve dediğim gibi yani her zaman her şeyde ortak bir noktaya varamayabilirsiniz. Ama dinleyip uygulama yönünde bir irade sergilerseniz farklı bakış açılarıyla o işi daha da zenginleştirmeniz mümkün. Tam da bunu yapıyoruz aslında şu anda. Gerçekten çok örneği var. Son 6 ayda yaptığımız. Ben hem acentemizden aldığımız geri bildirim hem de demin az önce söylediğim yerelin kuvveti bölge müdürlüğü teşkilatımız yani acente örgütünün bizdeki iz düşümü diyeyim. Orayı da çok kıymetli buluyorum. Çünkü gerçekten çok yetkin, tecrübeli, bilgili kadrolarımız var. Şimdi yine acentelerimizden aldığımız geri bildirimlerle o tarafı daha nasıl kuvvetlendirebiliriz? Yetki devirlerini o tarafa nasıl yapabiliriz? Özellikle daha hız kazanmak adına neler yapabiliriz? Bölümünde de çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi bu geri bildirimler nerelerde de toparlanıyor? Biraz orada bilgi vereyim. Mesela tarife yapıları ile ilgili değerlendirmeleri, geri bildirimleri oluyor acentelerimizin. Teminat çeşitlilikleriyle ilgili oluyor. Ve dediğim gibi yani bizim de benim çok beğendiğim çok güzel önerilerle karşılaşıyoruz. Ve hızla da uygulamaya alıyoruz. Bizim tarafta onlara daha çok hani şirket stratejileri bölümünde yaygın üretim. Yani şimdi sigortacılığın çok temel bir problemi olduğunu düşünüyorum ben. Ama bu Anadolu sigorta özgü bir şey değil. Yani Türkiye genelinde çünkü penetrasyon oranları düşük. Temerküz var. Yani temerküz de aslında önemli bir problemdir. Dolayısıyla o temerküzü daha tabana yaygın üretimle nasıl aşabiliriz tüm sektör olarak? Biz hani gittiğimiz zaman şirket stratejisi sektör yaklaşım olarak da bu mesajlarımızı aktarmış oluyoruz. Teknoloji çift taraflı konuşuyoruz. Bu çok kıymetli. Yani çünkü teknoloji iş yapış şekillerinizi adapte ettiğiniz ölçüde yeni gelişen teknolojileri verimlilik artışı sağlıyorsunuz. Onlardan gelen öneriler... Bizim onlara geri bildirimlerimiz karşılıklı bence buralarda da güzel kazanımlarımız oldu son bir yıldır diyebilirim. Bir de tabii üretim sonrası hizmet, işte asistans hizmetleri, yine poliçenin kapsamındaki farklı hizmetler bölümünde de hem işte onların birebir tecrübe ettiği, doğrudan yaşadığı konuları bize aktarmaları sayesinde çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Dediğim gibi hepsini dersem tam olmaz. Ama büyük ölçüde hayata geçirmeye, geçiriyoruz ve geçirmeye devam edeceğiz.
Efendim, bölge müdürlükleri derken ben hemen burada biraz evvel siz onun bilgisini verdiniz hoş ama ben yine vurgu da yapmak açısından, vurgu yapabilmeniz açısından orayı biraz genişleteyim istiyorum. Şimdi bölge müdürlükleri kuruluyor. Bu aslında o bölgedeki işlerin, iş yapış modellerinin hızlıca sonlandırılması açısından önemli. Ama bazı yani ben genelleştirmiyorum. Sizle ilgili değil bu konu. Bölge müdürlükleri bu sefer hani işi hızlandıracağını bu sefer tekrar o genel müdürlüğe soruyor gibi. Burada tabii biraz evvel siz üstüne aslında çok vurgu yapmadan geçtiniz ama yetkilendirilmiş bölge müdürlükleri asıl bir faydası var değil mi? Yoksa onun dışında o işi hızlandırmadıktan sonra da orada bir bölge müdürlüğüne ihtiyaç yok. Yine genel müdürlükte Evet. son nihai şey paylaşılacaksa öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Şimdi iki yönü var. Birincisi tam dediğiniz gibi bir bölge müdürlüğü teşkilatında mutlak surette en azından hani günlük akan işin belli bir yüzdesinin sürtünmesiz sonuçlandırılacağı yetkiler olmalı. Mutlaka. Şimdi bu oranları deneye yanına bulursunuz. İşte tamamen örnek veriyorum. İşlerin %70'i ya da 75'i bölgede bitsin. %20'si genel müdürlükte bitsin. %5'i de artık üst yönetim seviyesine kadar gelsin. Bu rakamları tamamen şey yapıyorum. Varsayımsal Evet. olarak söylüyorum. Anladım. Bunu deneye yanına en optimum şekilde bulabilirsiniz. Ve bunun için de yetkilendirmeniz gerekiyor bölgelerinizi. Dediğim gibi bazı yetki devirleri yapıldı. Şimdi onları daha nasıl genişletiriz? İşte bu ay hani biz de izleyen acentelerimiz var. Bu ay ve gelecek ay ki sürümlerde özellikle yangın branşı için güzel yetki şeylerini de aktarımlarını da yapıyor olacağız. Onlara da müjdesini vermiş olayım diyeyim. Ama ikinci konuda şu. İkinci konuda şu. Yetki evet ama temas çok önemli. Yani aslında mikro ölçekte bile yapılanmayı düşünebilirsiniz. Daha küçük birimlerle. Çünkü bir bütünün parçalarıyız. Kanallarımızla, acentelerimizle diyelim bölge konuştuğumuz için onu söylüyorum. Bir bütünün parçaları olarak sürekli temas halinde olmamız bence çok önemli. Yani bu her zaman hani kendi adıma söyleyeyim ben tabii ki sahada olmayı çok seviyorum ama hani gün sayısı belli yılda. Gündeki saat de belli. 3000 acenteden bahsediyoruz. Hani o pek şey değil yani imkanlı olan bir durum değil herkese her şeyde dokunabilmek ama işte yönetici seviyesinde bu yaygınlıkta ve mikro ölçekte dokunduğunuz andan itibaren az önce söylediğimiz geri bildirim mekanizmalarının da daha hızlı çalışmasına vesile oluyorsunuz. Gerektiği zaman eskalasyonun daha hızlı olmasını sağlıyorsunuz ve böylelikle işler de doğası gereği hızlanmış oluyor. Ama yetki başlı başına bir problemdir. Efendim, hızlıca şu soruyu da sormadan edemeyeceğim. Şimdi çok özellikli acenteler de oluştu. Kendileri uzmanlaştığı bir takım konular var. O konular üzerinde poliçe üretiyorlar ve bir networkleri var, müşteri kitlesi var. Buralardan böyle özel dizayn edilmiş size gelen teklifleri açık mısınız? O tür teklifler geliyor mu? Yani özel dizayn edilmiş sigorta poliçeleri, acentelerden size öneriler geliyor mu efendim? Siz Anadolu Sigorta çünkü şeydir ya böyle hani sektörün abilerinden biri olduğu için hani böyle çok onlara sıcak bakılmaz gibi görünüyor dışarıdan. Oradaki bakış açınız nedir efendim? Doğru anlamış olmak adına tekrar edeyim. Daha butik kişiye özel çözümlerden mi bahsediyoruz? Acentelerin kendi mesela diyelim ki bir nakliye şeyi var, poliçesi var. Özel dizayn edilip kendileri de bir şey ekleyip bazılarını çıkartmak istiyorlar falan. Ama size bir projeksiyonla gelip teklif ediyorlar. Böyle bir poliçe üretirsiniz ben bunu şu kadar bir kitleye satabileceğim gibi. Ona Anadolu Sigorta'nın bakış açısı nasıl oluyor genelde? Bunu ben kişisel de merak ediyorum. Tabii. Yani şöyle hem kendi bakış açım hem de şirketin bakış açısı olarak çok açığız. Yani ben yeni bir şeyi denemekten her zaman fayda geleceğini düşünüyorum. Yani tabii ki risk değerlendirmesi iyi yapılmış. İşte fizibilite çalışmasına dayanan ve bizim böyle büyük bir yapıda iç sistemlerimizin gözünden de geçmiş bir noktada
yeni şeyler denemenin her zaman fayda getireceğini düşünüyorum. Olabilir, yanılabilirsiniz. O tutmayabilir, projeksiyonunuz da birebir tutmayabilir. Ama bu işte aslında az önce butik dediğim biraz öyleydi. Ama şirketlere özel, ama kurumlara özel, ama kişilere özel kişiselleştirilmiş diyeyim, yapılandırılmış butik tarzda daha terzi işi çözümler ben gelecekte çok karşımıza çıkacağını düşünüyorum. O yüzden bugünden buna açık olmak önemli. Az önce bahsettiğiniz gibi bu arada, yani işte nakliyat örneğinde değil ama başka bir branşta, başka branşlarda diyeyim, bir branşta değil, çalışmalarımız da var. Çıkarttığımız böyle çok kuruma özel, şirkete özel örnekleri de hayata geçiriyoruz. Yani bu Anadolu Sigorta olarak da benim şahsi görüşüm olarak da çok önemli ve mutlak surette faydası olacak bir konu. Efendim, şimdi yıl sonuna yaklaşıyoruz. O bizim mübarek son 3 ayımızdır sektörün, Ekim, Kasım, Aralık. Bu aylarda siz daha öncesinde muhtemelen sahaya çıkıp acentelerinizde brokerlarla bir araya geleceksiniz ama onlara öneriniz nedir efendim? Bu yılı kapatmak açısından neye öncelik versinler? Yani önce mevcudu koruyalım, müşteriyi kaçırmayalım, ama sonrasına bakalım gibi midir? Bize biraz yıl sonu o daha çok dağıtım kalanlarınıza önerilerinizi alayım efendim. Yani şöyle, yenileme ya da yeni iş ayrımına çok girmek istemiyorum. Çünkü aslında ben konuya biraz yenilemenin de yeni iş olduğunu düşünüyorum. Yani yenileme dediğiniz işi yapmazsanız iş sizde değil artık. Yani her her poliçe vade sonunda bana göre yeni iştir. Sadece yenileme tarafında şu rahatlık var. Öncesinde hazırlıklarınızı yapmanız mümkün. İş sizdedir yenileme tarafında. Dolayısıyla ben hani ilk mesajım şey olsun. Gerçekten son 3 ay bu arada, yani bütün sektör için inanılmaz bir yoğunluk ve aslında işlerin yığıldığı bir dönem. Yani birçok işin yazıldığı dönem. Dolayısıyla aslında konu şöyle olmalı. Biz de öyle hareket ediyoruz zaten. Acentelerimizde de tüm yenilemelerimizde bir kere acentelerimizin yanındayız. Ama her biri için bence önceden biraz çalışmakta, yeni dönemin ihtiyaçlarını doğru tespit etmekte, riski tekrar gözden geçirmekte. Yani bütün değişen dünya, bütün değişen koşullar, böyle bir ekonomik konjonktürde bir şeyin değişmemesi mümkün değil. Dolayısıyla bugünden son 3 ayın tüm yenileme işlemlerinde müşterilerimizle, sigortalılarımızı da doğru ürünle, doğru teminatlarla buluşturmak adına hazırlık önemli. Ama biz yanlarındayız. Zaten bütün yenilemelerde de bugüne kadar olan taahhütlerimizi de yerine getirmeye devam edeceğiz. Yeni işe gelince orası da öyle aslında. Önce yenilememizi yapalım, yeni işe bakarız. Kesinlikle böyle bir durum yok. Doğru sigorta uygulamalarıyla, bütün sektör adına söyleyeyim bari bunu. Doğru fiyatlamalarla, doğru risk seçimiyle, doğru müşteriyi, doğru ürünle buluşturmak yönünde hareket ettiğimiz ölçüde o tarafta da var olacağız. Dolayısıyla son 3 ayında, yani bizim de acentelerimiz için de böyle bol koşturmalı, bol işli geçsin ve bizi de bayrak kaldırma diyelim ona, o seviyelerde geri bildirimleriyle beslesinler. Her zaman yanlarında olacağız. Peki efendim, ben izleyenlere birkaç şey var. Siz de bir soluklanın diye ara vereyim. Bu arada sigorta ekranında izleyenler, eğer sigorta ekranına abone değillerse lütfen abone olsunlar. Çünkü hani bu sektörün en önemli iletişim kaynağı oldu sigorta ekranı. Eğer yayınımızı da beğendilerse, lütfen beğendi işaretine basarlarsa, o bizim algoritmayı hızlandırıyor ve daha geniş kitlelere ulaşıyoruz. Onu belirterek. Burak Bakar iyi yayınlar demiş. Dağcan Sigorta, Doktor Ayşegül, Cedar Keller diye bir paylaşım var. Ferit Yalçınkaya, Elif Cansu Balcıata Samsun'dan. Necati Bey bir şey sormuş, onu size ileteceğim. Haluk Şahin Özatalım Sigorta, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Genel Müdürüm, tüm paydaşlarımız ile beraber 100. yılımıza daha güçlü gireceğiz diye bir temennide bulunmuş. İyi yayınlar demiş. Ramazan Seren'de en önemlisi temas demiş bölgeler için.
özellikle sizin vurgunuzu destekler nitelikte. Bu arada hisselerle ilgili soru var da, bu spekülatif bir konu olduğu için Anadolu Sigorta halka açık bir şirket. Çok girmek istemiyorum. İzleyen bu soruyu bize soran kişiler lütfen bizi mazur görsün. Bu çok sıkıntılı bir konu. En azından ulusal yayın olduğu için bu sonuçta herkes izleyebiliyor. Yanıltmak veya yönlendirmek ekonomi basını için de çok önemli. Ben yıllarca çalıştığım için biliyorum. Ama özellikle onu ben size hiç şey yapmadan söyleyeyim. Borsada genel bir düşüş olursa bütün hisseler şey yapıyor, bundan etkileniyor. Eğer böyle bir şey varsa hani geneliyle ilgili bir durumdur diye bağlayayım. Ona ben sizin adınıza öyle üstünden geçeyim. Çünkü şey farklı bir konu bu. Bizim şu andaki konumuz daha farklı. Değerli müdürüm, sektöre bakış açınız ve enerjiniz bize güç veriyorsunuz demiş Onur Onaran'da. Otobüs müşterisi Anadolu Sigorta'yı geri istiyor diye de bir anekdot var. Onu da ekip arkadaşlarınız not alır. O da farklı bir konu. Ela Yurda Kul diye bir izleyenimiz onu paylaşmış. Ben de onu sizlerle paylaşayım. Efendim, isterseniz şimdi yıl içerisinde ben hep kurumsal iletişim ekibimiz çok iyi çalışıyor. Bakıyorum bütün ekip bir oraya bir buraya her yerden ödül yağıyor. Onu alıyorlar, bunu veriyorlar. Biraz bize ondan bahseder misiniz? Daha sonra o Ormanın Gözleri projenize geleceğim. Yavaş yavaş da yayınımızın sonuna geliyoruz. Öyle bağlayalım istiyorum yayınımızı. Bu arada sorular gelirse tabii ki aktarırım size. Bu ödüller, yağan ödülleri nasıl yorumluyorsunuz efendim? Ya ben şöyle başlayayım. Tabii kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik müdürlüğümüz sağ olsun. Onlar çok başarılılar. Tüm çalışanlarımızın emeği bu. Yani ben konuya şöyle bakıyorum. Ödül bir sonuç netice itibariyle. O sonucu yaratanlar şirketimizin güzide çalışanları. Yani yeni ürün, şimdi ödül aldığımız yerlere bakalım. Yeni ürün hizmet tarafında alıyoruz. Yenilikçi teknolojilerin iş yapış biçimlerimize adapte edilmesinden alıyoruz. İletişim, doğrudan iletişim, pazarlama fonksiyonlarımızdan alıyoruz. Sürdürülebilirlik tarafından alıyoruz. Hasar süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik attığımız adımlardan alıyoruz. İtibar olarak marka değerinde ödüller alıyoruz. Yani çok çeşitli birçok alanda ve aslında uzun süredir bu ödülleri veren kurumlardan, uluslararası bağlantıları da olan yerlerden alıyoruz ki bu çok kıymetli. Bu şu demek, birçok yere dokunabiliyoruz. Bu şu şöyle, yani her zaman daha iyisini yapacağız. Bu başka bir şey. Her zaman daha iyisini yapacağız ama en azından bu sonuçlar, bu ödüller bizim yaptığımız işin bir çıktısı olarak gösteriyor. Yani şimdi tabii 2024 yılı boyunca aldığımız ödülleri saymayayım burada ama az önce özetlediğim gibi bence çok kıymetli bu taraf. Şöyle bir bakış açımız var. Bunu orta vadeli stratejik planımıza da yansıtmış durumdayız. Bizim 4 tane odak grubumuz var. Yatırımcı, müşteri ve kanallarımız, acentelerimiz başta olmak üzere iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve toplum. Bu 4 odağa ekonomik değer yaratma, etik davranma ve yasal çizgilerde hareket etme merceğiyle bakıyoruz. Bütün bunları da iş yapış şekillerimizi sonuna kadar adapte ediyoruz. Bu bize zaten o orta vadeli stratejik plandaki temalarımıza yol gösteriyor ve doğal bir sonucu oluyor. Ben hani siz kurumsal iletişim müdürlüğünü hedefleyerek verdiniz. Başta onlar olmak üzere diyeyim. Bu sonuçları getiren tüm çalışanlarıma buradan da bir teşekkür etmek isterim. Sizin sayenizde. Peki. Sağ olun. Peki efendim. Ben de kutluyorum onları. Çünkü ben nerede görsem bir plaket alıyorlar. Artık biz de onu haberlerle yapmaktan her gün geliyor öyle zaman zaman yoğunlukla. Ben de bu soruyu ekledim sizinle sohbetimizde. Efendim, şimdi Bir Usta Bir Usta projesi vardı geçtiğimiz senelerde. İnanılmaz bir sosyal sorumluluk projesi, inanılmaz bir etki yaptı. Çok başarılı proje, o da birçok ödüller aldı. Daha sonra şimdi daha da önemli oldu, daha da gündeme geldi. Bu Ormanın Gözleri diye bir sosyal sorumluluk projeniz var. Yangının önceden bildirilmesi
konusunda. Şu anda da bütün ülkemiz her köşesi yanıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu siz belki senelerde başlattınız ama sürekli de gündemde. Bir bu konuyu değerlendirir misiniz lütfen? Ben şeyden başlayayım aslında, çok kısa. Sürdürülebilirlik anlayışımızdan. Burada içerisinde bulunduğumuz sistemin tüm paydaşlarına değer yaratmak tabii ki önceliğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımımızda, ama dahası hani bizim geleceği düşünerek gelecek nesillerimize bu toprakların aynı şekilde yaşanılabilir ve çok daha iyi bir noktada bırakabilme yönünde bir hedefimiz var. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları kılavuzlarımızdan bir tanesi diyeyim. Çok önemli. Çünkü yani örneğin hani en temelde yaklaşımlarımızdan işte 3 numaralısı sağlık ve kaliteli yaşam, 4 numaralı nitelikli eğitim, 13 numaralı iklim eylemi, 14 numaralı sudaki yaşam, 15 numaralı karasal yaşam başta olmak üzere bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla hareket etmek çok önemli. Tam da bunu amaçlıyoruz. Dolayısıyla aslında bir usta bin usta da şu anda hala devam ettiğimiz Anadolu sigorta kütüphaneleri de ve tabii ki ormanın gözleri de bu yaklaşımın bir parçası. Şimdi bir usta bir ustaya gelirsek 2010 yılında başladığımız, 2019 yılında bitirdiğimiz bir projeydi. Ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden usta yetiştirmek ve o meslekleri devamını sağlamaktı amacımız. Ne yaptık? 44 ilde 50 farklı mesleki kursla 1000 usta yetiştirdik. Ve 2019'da finalini yaptık. Bugün az önce sizin de söylediğiniz gibi zaten yeniden işte bugün hayatımız olan çok acı bir şekilde yine yaşadığımız orman yangınları, iklim krizi, sürdürülebilirlik konularının bir parçası olarak temelimize ormanlarımızı nasıl koruruz, önleyici, yangınları önleyici nasıl bir çözüm buluruzdan hareketle 2022 yılı sonunda başlattığımız ve o dönemde hayata geçirdiğimiz ilk insansız kuleyle birlikte bugün 2 yıldır devam ediyoruz, 2. yılımızdayız. 10 adet kuleye ulaştık. Tabii şöyle bahsetmek lazım, aslında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 184'ü akıllı, toplamda 776 tane yangın gözetleme kulesi var. Biz bunlara yenilerini ekliyoruz ya da onları yeni teknolojiyle donatarak mümkün mertebe insansız 7/24 bulunduğu alanı gözetleyecek ve erken uyarı sistemleriyle önleyecek fonksiyonlarla donatmaya çalışıyoruz. Tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütüyoruz bütün bu çalışmalarımızı. Dediğim gibi ona ulaştı kulelerimiz. 420 bin hektarı gözetler durumda bu 10 kule ve güzel noktası, tabii ki bugün acı bazı orman yangınları yaşıyoruz ama bu döneme kadar da 62 tane yangını önlendiği bilgisini de aldık bu kuleler sayesinde. 2024-2025 önümüzdeki yıllarda da diyeyim kısaca bunlara devam edip bu kulelerin sayılarını arttıracağız. Amacımız ülkemize, bu topraklara daha yaşanılabilir, daha sürdürülebilir bir gelecek bırakmak. Efendim, şimdi yayınımızın sonuna geliyoruz. Çok yorduk. Bir daha yayınımıza çıkmayacaksınız. Siz de bu kadar da ilk yayından şey yapmayalım, çok yormayalım istiyorum. Efendim, son eklemek istediğiniz bir konu var mı? Diğer taraftan da şimdi siber sigortalar mesela, çok kısa eğer bir vurgu yaparsanız, ben sizin teknolojiye olan merakınızı da biliyorum. Aslında hiç bu yeni ürünler mesela, hiç sormadık bugün ama bir yeni ürünler projesi beklentiniz var. Biz siber sigortalar ilk çıktığı zaman kimse çok ilgi göstermiyordu ama geçenlerde yaşadığımız o büyük sorun dünya kilitlendi. Yani. Demek ki bu da bir önemli bir sorunmuş. Bu konuda bize bir öngörünüzü çok kısa belirtin, sonra da birlikte yayınımızı kapatalım. Tabii yani şöyle, teknoloji trendlerine baktığımız zaman aslında işte yapay zeka kullanımı, işte generative AI, makine öğrenmesi vesaire birçok trend aslında bizi bazı siber tehlikelere karşı da daha açık hale getiriyor. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum, yani
Ama bireysel ama kurumsal ölçekte ticari anlamda firmalar, şirketler anlamında siber risk önemli gündemlerden bir tanesi olacak. Bunu farklı teminatlarla da destekleyecek bir yapı bence kişisel bazda da şirketler bazında da mutlaka gündemde olması gereken bir şey. Son verdiğiniz örnekle bahsedeyim. Siber poliçeyle desteklenmiş bir mesleki sorumluluk poliçesinin aslında çok önemli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla gelecek dönemde de ben önemini gittikçe artacağını düşünüyorum. Efendim, sizinle sohbet çok keyifli. Bıraksak saatlerce konuşuruz sizinle. Gerçekten de konuya hakimiyetiniz ve çok net bilgileri direkt aktarıyor olmanız biz gazeteciler için de çok önemli. Benim atladığım sizin özel vurgu yapmak istediğiniz bir konu var mı efendim? Onu alayım. Bu siber risk. Yılın sonuna doğru koşarken ben herkese sağlık saat diliyorum. Bayağı bir şey konuştuk. Farklı ortamlarda, farklı şekillerde de yine gündeme geldikçe konuşuruz ama ben hani yılın geri kalan 4 ayında öncelikle sağlık başta olmak üzere ama herkese de böyle bolca işlerin olacağı, güzel işler yapacağımız ve sonuçlarımızı sektör olarak, bir bütün olarak ve tabii ki şirketimiz adına da geliştireceğimiz, 2025'e daha kuvvetli sermaye yapılarıyla da gideceğimiz bir dönem diliyorum. Yaparız, hep birlikte yaparız. Efendim aslında sağlık sigortalarını da hiç konuşmadık ama onu bir farklı bir konuda, bir programda da konuşuruz. Evet, o da çok önemli bir rol üstleniyor poliçede de. Son olarak şöyle güzel bir şeyle de kapatayım. Ben sizi uzun zamandır görmüyorum. Karşı karşıya gelmedik ama daha öncesinde bir aradayken. Şimdi bu kadar saha ziyareti yapıp efendim bu formunuzu nasıl korudunuz? Kilo aynı. Yok yok, alıyorum. Bakmayın, takım elbiseyle gizliyorum ben bunları. Yapmayın. Şu anda görünen çok şey, bariz bir gelişme yok. Bu her gittiğiniz yerde muhtemelen ikramlar, aman Mehmet Bey bunun da tadına bakın diye çok vardır. Biraz uzak duruyorum onlardan, evet. Yani mümkün mertebe yediğime dikkat etmeye çalışıyorum, evet. Peki. Efendim çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Güzel bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Nerede soruların karşılıklarını almışlardır. Bu arada farklı soru da Çağser Sigorta. Onu da Anadolu Sigorta ekip arkadaşları mutlaka notunu almışlardır. Size ulaşıp onun da cevabını sizlere iletirler diyorum. Sizlere güzel bir gün diliyorum Mehmet Bey. Artık yıl sonu mu olur, yıl başında mı olur tekrardan bir araya gelmeyi umut ediyorum ben de sizlerle. Şimdilik hoşçakalın. Memnuniyetle, sağ olun, hoşçakalın. Hoşçakalın. Sigorta ekranında bir yayınımızın daha sonuna geldik. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tutan yayın konuğumuzdu. İçtenlikle bütün sorularımıza cevap verdi. Gelen sorularımıza da mümkün olduğu kadar geri dönüş yapmaya çalıştık. Farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Sigorta ekranını izlemeye devam edin. Lütfen abone değilseniz olun. Ve yayını beğendiyseniz de beğendi işaretini tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.